Merhabalar, Shanti defterinde kayıt oluşturma ve veri girişi yapma eğitim videosuna hoş geldiniz. Modül seç panelinden Shanti defter modülünü seçtiğimizde karşımıza gelen formu 3 kısımda inceleyebiliriz. Liflerimizin bulunduğu liste, seçilen lifteki verileri gösteren liste, defter oluşturma ile rapor seçenekleri içeren panelimiz. Bir önceki eğitim videosunda if seçerken filtreleme yapabileceğimizi ve if üzerine çift tıkladığımızda sağ tarafta o if'e ait ilgili kayıtların varsa geldiğini söylemiştik. Menderes Aydın if'inde kayıtlar görünüyorken Abdulbaki isimli kişiye tıkladığımızda herhangi bir kaydın olmadığını burada görebiliyoruz. Filtrelemek için de filtreleme kutucuklarını kullanıyoruz. Shanti defterinde her if için defter oluşturmamız gerekiyor. Defter oluşturmamızın iki yolu var. Birinci seçenek her if için Shanti defteri oluşturmak. İkinci seçenek ise tüm if'ler için aynı anda Shanti defteri oluşturmak. If için Shanti defteri oluşturacaksanız önce if'i çift tıklıyoruz. Defter oluşturacak tarih aralığını seçiyoruz ki burada ayın 1'i ile ayın 30'u yani içinde bulunduğumuz ayın birinci günüyle son günü arasındaki tarih aralıkları seçilmiş olarak geliyor. Ve defter oluştur butonuna basıyoruz. Ben şimdi 15 günlük bir defter oluşturacağım. Defter oluştur butonuna bastığımızda 15 günlük defter kaydının oluştuğunu görüyorum. Ayın 30'una kadar olan kısmını yapalım. Evet, ayın 30'una kadar defterimizi oluşturduk. Bir sonraki if için de defter oluşturalım. Ve bir sonraki if için de defter oluşturalım. Birinci seçeneğimiz buydu. Her bir if için ayrı ayrı Shanti defterleri oluşturmaydı. İkinci seçenek olan tüm if'ler için Shanti defteri oluşturmak için ise içinde bulunduğumuz ay için defter oluştur butonunu kullanıyoruz. Bu butona tıkladığımızda listede olan tüm güncel if'ler için içinde bulunduğumuz ayın tüm günlerine birer Shanti defteri oluşturulur. Listede olan tüm güncel if'ler cümlesinin altını çizmek istiyorum. Bu filtrelemeler kullanarak tüm if'ler için değil de örneğin sadece bir belediyedeki if'ler için Shanti defteri oluşturmamız mümkün demek. Örnek verecek olursak ben sadece Karlova belediyesindeki if'lere Shanti defteri oluşturmak istiyorum. Bu belediyeyi seçtikten sonra İçinde bulunduğumuz ay için defter oluşur butonuna tıkladığımızda şu an listede olan bütün if'ler için Shanti defteri oluşturulmuş oldu. Gördüğünüz gibi hepsi için Shanti defteri var. Şimdi defter oluşturmayı gördük. Peki daha önceki defter kayıtlarına nasıl ulaşacağız? Buna bakalım. Bunun için yapmanız gereken son derece basit. Hangi if'in önceki kayıtlarını görmek istiyorsanız o if'i seçtikten sonra yukarıdaki tarih aralığını seçiyorsunuz ve defteri getir butonuna basıyorsunuz. Ben 3. ay için var olan kayıtlara bakmak istiyorum. Defteri getir dediğimde gördüğünüz gibi 3. aya ait olan kayıtları getirdi. Başka if'im var mı ona bakalım. Hayır, diğer if'lerde 3. aya ait bir kayıt yokmuş. Sadece ilk if'imize ait olan 3. ayın kayıtları var. Yapmanız gereken sadece tarih belirlemek ve defter getir butonuna basmak. Evet, bu eğitim videomuzda içinde bulunduğumuz ay için Shanti defterin nasıl oluşturulabileceğini gördük. Bir sonraki eğitim videosunda artık oluşturmuş olduğumuz kayıtlara resim ve açıklamalar eklemeyi göreceğiz.